Herkese iyi günler. Cumhuriyet'in 100. yılı tartışmalarına farklı bir konuyla, farklı bir konukla biz de gireceğiz bugün. Stüdyomuzda 2. Yüzyıl Enstitüsü Vakfı Başkanı Sayın Müslüm Sarı var. Sayın Sarı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Sağ olun. Biz de mutlu olduk sizi burada görmekten. 2. Yüzyıl Enstitüsü Vakfı, vakfınızın, yeni kurduğunuz vakfınızın isminden de anlıyoruz ki bir 2. yüzyıl göndermesi var. Cumhuriyet'in 100. yılı tartışmaları hem tarihsel kesit olması hem de onun ötesindeki anlamlarla artık ve büyük bir endişeyle de içinden geçtiğimiz siyasi iklim gereği tartışılırken siz tuttunuz 2. Yüzyıl Enstitüsü Vakfı'nı kurdunuz. Burada çeşitli kesimlerden akademisyenleri, siyasetçileri, kanaat önderlerini bir araya getirdiniz. Ne yapmak istiyorsunuz? Bu vakfı neden kurdunuz? Derdiniz ne diyorsunuz? Derdiniz ne aslında? Evet, buyurun. Şimdi biz esasen bu 100. yılı desimal bir mesele olmaktan çıkartmak istiyoruz. Daha da böyle içini doldurmak istiyoruz. Son kertede yapmak istediğimiz şey bu. Şimdi şöyle söyleyeyim, bir arka planı var bunun. Yani bu Covid döneminde başladı. Biliyorsunuz ilk kez geçen senenin Nisan ayında bizi evlere hapsedince küçücük bir mikrop. İnsanlar iç yolculuklar yapmaya başladılar. Yani nereye Doğru. gidiyor, dünya nereye gidiyor, Türkiye nereye gidiyor, biz neredeyiz? İşte bağ bahçeye yönelenler oldu, tarım yapanlar oldu. Böyle bir içsel uyanış, bir farkındalık süreci yaşadı insanlar. O dönemde tam Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay öncesi dönemdi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay öncesinde siyasal tartışmalar çok yoğunlaşır. Ve bu sosyal medyanın verdiği olanaklardan da yararlanarak öbek öbek insanlar evlerde tartışmalar yapmaya başladılar. Yani üçer kişi, beşer kişi, onar kişi, işte bu Zoom toplantıları, video konferanslar falan. Orada birkaç tane konu öne çıktı. Yani dediler ki arkadaşlar, ya yeni bir dünya var, yani yeni bir paradigma var. Şimdi bu yeni dünyayı anlayamayan, bu yeni paradigmaları göremeyen, bunları fark edemeyen hiçbir yapının, hiçbir devletin, hiçbir ulusun, hiçbir partinin ya da hiçbir bireysel hikayenin siyaseten yol alma ihtimali yoktu. Bunları görelim, bunları anlayalım, bunları tartışalım. Mesela bunlar neler diye konuştuk, hangi konular öne çıktı? Bir defa Covid'den sonra dünyanın yeniden kurulması meselesi. Yani şimdi dünya birkaç yıl sonra bir yerde durulacak. Durulduğu yer tam olarak neresi bilmiyoruz ama gidiş yolunu biliyoruz. Dünya birkaç aşamadan geçecek. İşte bu sağlık sorunlarının tartışıldığı bu akut aşamadan sonra ekonomik kriz aşaması devam edecek. Daraltıcı politikalar peşinden devam ediyor. Çok ciddi finansal problemler var. Peşinden sosyal sorunlar, yani yaygın yoksulluk, yaygın işsizlik, toplumların bütün fay hatlarını harekete geçirebilir. Peşinden de siyasal sorunlar. Yani insanlar bir müddet sonra müsebbip arayacaklar. Yani bunu şunun için söylüyorum. Dünyada yeni bir iktidar arayışının olduğu bir konjonktür var. Ve bu birkaç on yıl devam edecek. Birincisi bu. İkincisi, dünya yeniden ağırlıklanıyor. Yani üretim Asya Pasifik'e kaydı Atlantik'ten. Atlantik biraz geri çekildi. Avrasya yükseliyor. Gerçi Doğu her ne kadar bir model sunuyor değilse de dünyaya, işte bütüncül bir model, demokrasi gibi, hukukun üstünlüğü gibi, sekülerizm gibi, yine de Asya ile Avrupa'nın birbirine en çok yaklaştığı yerde olan bir ülke olarak Türkiye açısından bu beş deniz ülkesinde yeni bir jeopolitik alan açılıyor. Şimdi bunu görebiliyor olmamız lazım. Üçüncü olarak dünya Schumpeterianvari bir yaratıcı yıkımın içinde. 1776 endüstri devrimi öncesindeki ruh hali gibiyiz. Hatta işindeyiz, eşiğindeyiz. Önümüzdeki 15-20 yıl çok köklü teknolojik değişmeler olacak. Makine öğrenmesinden robotik teknolojilere, dijitalleşmeden otonom araçlara, istihdam biçimlerinden yaşadığımız mekanlara kadar her şeyin yerle yeksan olacağı bir yeni sosyoloji ve bir siyasetin de bunu es geçmesi mümkün değil. Yine mesela Türkiye'deki yeni kuşaklar, X, Y, Z kuşakları dediğimiz sosyal medya kullanan, dışı açık, daha hoşgörülü, daha seküler, iktidarıyla muhalefetiyle düşünce kodlarını beğenmeyen, arayış içinde olan kitleler. Şimdi bunların varlığı aynı zamanda Türkiye'nin bu yeni dünyaya eklenmemesi açısından da bir fırsat ve siyaset açısından da çok önemli. İlk defa oy kullanacak seçmen 2023'te 6 milyon. Toplam seçmenin onda biri. 80 sonrası doğumlular %45'i. Ve bunların da arayışları var. Yani bunların da önemli bir dinamizmi var. Bir de son olarak tabii Türkiye'de bir parantez kapanıyor. Yani adına ya siyasal İslam dediğimiz. Aslında Orta Doğu'da nicedir kapanmış olan ama Türkiye'de hikayesini kaybetmiş,
dünyaya anlatabilecek hiçbir şey kalmamış bir dönem var, bir model var ve bunun sonuna geliyoruz. Bir daha açılmamak üzere bunların, mi kapanıyor? Yani öyle olmalı, öyle olmalı. Şimdi bütün bunların Cumhuriyet'in 100. yılına denk düşüyor olması da çok büyük bir fırsat. Yani 100 yıl sonra bir daha aynı ruhla Cumhuriyet'i bu büyük değişimler ışığında bütün kurum ve kurullarıyla yeniden ihya etme. Bu kapanan parantezin sonrasına sadece restorasyoncu anlayışla bakmadan, tahribatları giderme anlayışına sıkışmadan yeniden Cumhuriyet parantezi açarak bütün bu birinci yüzyıldan kalan büyük sorunlara bu ikinci yüzyılın zaviyesine bakarak bir yol haritası üretme, bir derinlik üretme, topluma, siyasete bir derinlik kazandırma, bir vizyon kazandırma, bir ufuk kazandırma. Şimdi bu bizim en önemli görevimiz. Bu siyasetin de görevi, iş adamlarının da görevi, sivil toplumun da görevi. Dolayısıyla İYEV biraz bu amaca, bu vizyonla, bu arka planla bu amaca katkı vermek üzere kuruldu. Yani böyle bir yol haritası oluşturma, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını tanımlama, Cumhuriyet'i ikinci yüzyılda gitmesi gereken yol konusunda bilimsel çalışmalar yapma, Türkiye'deki temel sorunlarla ilgili yine kurumsal, sistematik, organize çalışmalar yapma ve bir referans noktası olma. Yani daha böyle paylaşımcı, her fikri kapsayan, ortak aklı sahip çıkan ve ikinci yüzyıl konusunda fikri olan, tartışma sürecinin içine katılmak isteyen herkese açık ve bir siyasal partinin mutfağının olmasının ötesinde ikinci yüzyıl konusunda bütün geçmişte siyaset arenasında bulunmuş insanların hepsine hitap eden, hepsini kapsayan bir yeni zemin inşası. Yeni bir referans noktası. Yani bir odak inşası aslında. Yani hem fikri üreten, hem bu fikri yayan, hem bu fikri örgütleyen, hem Cumhuriyet'in yeni yüzyılın kadrolarını oluşturan yeni bir odak inşa etme meselesi. Bunun üzerine inşa edilmişti İYEV. Peki siz İYEV'i kurmadan önce yaptıklarınıza baktığımızda çok çarpıcı bir geçmişiniz de var siyasette de. Normalde bu tip vakıflardan ya da düşünce kuruluşlarından ya da sivil toplum örgütlerinden siyaset yolculuğu başlar. Siz zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilliğini genç yaşınızda yapmışsınız. 2011 yılında İstanbul Milletvekili seçilmişsiniz. Şu anda parti meclisi üyesisiniz. Ondan önce uzman olarak önceki genel başkan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Baykal'la ve şimdiki genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'yla çalışmışsınız. Merkez Bankası'nda. Ekonomik politikalar yani. Üzerine. Merkez Bankası'nda uzman olmuşsunuz. Siyasal Bilgiler Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirmişsiniz. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi bölümünde tabii yüksek lisans eğitimi almışsınız. Normalde buralardan siyasete gelir insanlar. Siz zaten siyasetten buraya geliyorsunuz. Siyasetin yapamadığı neyi başarabilir böyle bir vakıf ya da siyasetin açamadığı hangi alanı böyle bir vakıf açabilir? Çok güzel bir soru. Biz bu tartışmalara başlarken yani ne yapacağız peki diye düşünürken çok insanla konuştuk. Yani çok çeşitli çevrelerden, siyasetçilerle, iş dünyasından insanlarla, akademisyenle, küresel dünyadan insanlarla. Yani şunu aramaya çalıştık. Yani gerçekten böyle bir şeye ihtiyaç var mı? Ve doğru bir model nasıl kurulabilir? Ve bunun arkasında böyle bir yıllık bir akıl arama süreci var. Şimdi ben orada şunu gördüm. Kiminle konuşursak konuşalım, mesela siyasetçilerle konuştuğumuz zaman ya bu siyaset çok gündelik polemiklere angaje oldu. Bir ufuk sorunu var, bir derinlik sorunu var. Siyaset derinliğini kaybetti. Yani gündelik polemiklerle işliyor. İşte birbirimize laf yetiştiriyoruz ama çok büyük sorunlar var. Yani mesela Türkiye'nin eğitim sorunu, dış politika paradigması, yeni bir ekonomik model inşa etme meselesi. Dünya değişiyor, dünyada yepyeni bir düzlem var. Şimdi bunları nasıl konuşacağız? Nerede konuşacağız? Hangi zeminlerde konuşacağız? Bunları konuşmak lazım. Bunlarla ilgili yol haritaları üretmek lazım. Bunlarla ilgili tartışmalar yapmak lazım. Ve bunları sadece bir araya gelelim, çay içelim, kahve içelim gibi değil. Ama kurumsal, sistematik, organize ve bilimsel bir şekilde yapmak lazım. Dolayısıyla siyasetin böyle bir talebi oldu. Mesela iş adamlarıyla konuşurken şöyle dediler ya biz önümüzü göremiyoruz. Yani Türkiye hikayesini kaybettiği bir yeni bir yol haritası lazım. Yani yatırım yapamıyoruz. Yatırımı yaptığımız zaman bu ülkede sermayeyi kediye yüklemiş gibi hissediyoruz kendimizi. Bırakalım yatırımdan elde edeceğimiz karı
ana paramızı bile kaybetme ihtimalimiz var. Bir hukuk sorunu var, bir demokrasi sorunu var, dünya ile eklemlenme sorunu var. Dünyaya yeniden priz takmak lazım. Dünyadan prizimizi çekmiş durumdayız. Otarşik biçimde yaşamaya başlıyoruz. Dolayısıyla biraz bunları konuşalım, biraz bunları tartışalım dediler. Mesela yabancılarla konuşurken, ya Türkiye'de gerçekten böyle bir fikre, böyle bir düşünce kuruluşuna ihtiyaç var mı dediğimizde, ya dünya yeniden kuruluyor, her şey değişiyor ama Türkiye'de işbirliği yapabileceğimiz, oturacağımız, konuşacağımız, ortak projeler geliştireceğimiz progresif, ilerici bir düşünce kuruluşu yok dediler. Türkiye'de işte akademisyenler yine aynı şekilde. Yani bir genel olarak bir içeriğinden boşalma durumuna karşı, sığlaşma durumuna karşı bir derinleşme ihtiyacı ortaya çıktı. Şimdi biz biraz bu ihtiyacı gördüğümüz için buraya doğru hamle yapmak istiyoruz. İstiyoruz ki burada üretilen her şeyi herkes kullanabilsin. İktidar da kullanabilsin, muhalefet de kullanabilsin. Mesela iktidar, ya bunlar çok güzel bir çalışma yapmışlar. Gerçekten iyi bir çalışma olmuş ve bunu ülke politikalarında kullanalım diyebilsin. Muhalefet de ya biz iktidara geldiğimizde işte bunları uygulayacağız diyebilsin. Yani bu derinliğe bir zemin oluşturmak, bu sığlı ortadan kaldırmak, derinleştirmek, yol haritaları üretmek. Bunun çok büyük ihtiyaç olduğunu gördük biz Türkiye'de. Herkes aynı şeyi söyledi. Yani buna bir ihtiyaç var. O zaman doğru modeli kurgulayarak yola devam edelim dedik ve biz böyle bir düşünce kurulu oluşturduk. Şimdi şöyle de bir şey var Devrim Bey. Normal koşullarda düşünce kuruluşları homojen yapılardır. Yani bir siyasal fikir olur. O siyasal fikir etrafında oluşur. Ya mesela Avrupa'ya gittiğinizde partilerin düşünce kuruluşları vardır. Görece de özerktir partisinin siyasetinden. Ama o partinin organik alanı içindedir. Yapısı değil ama alanı içindedir. Doğru. Neredeyse partilerin kanatlarının düşünce kuruluşları vardır. Şimdi bu iyi ise biraz heterodoks bir yapı oldu. Yani homojen değil, heterojen daha ziyade. Çünkü ikinci yüzyıl meselesi, yani Cumhuriyeti ikinci yüzyılın konuşma meselesi bir siyasal partinin mutfağına sıkıştırılamayacak kadar önemli bir mesele. O yüzden şimdi, mi Uluç Gürkan ve Ahmet Türk gibi siyasi ağırlıkları olan, yani oturdukları makamın dışında da sembolik anlamları ağırlıkları olan isimler, ilahiyatçılar, HDP'liler, İYİ Partililer, CHP'liler bir araya o yüzden mi geldi? Yani şöyle düşündük. Şimdi bakın, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclis üyesiyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili yaptım ama şu anda da bir parti görevim var. Dolayısıyla benim bir siyasal kimliğim var. Bir siyasal kimlik şapkam var. Ama aynı zamanda bir vakfın başkanıyım. Fakat bu vakıf Cumhuriyet Halk Partisi'nin vakfı değil. Ben öyle olsam bile. Cumhuriyet Halk Partisi çok önemli. Çünkü 100 yıl önce devlet kurmuş, ulus inşa etmiş ve kurucu iradeyi temsil ediyor. Dolayısıyla ideolojik üstünlükleri var. Hani Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına ilişkin. Artı muhalefetin en az yarısı. Yani dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci büyük partisi. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin hem bu tarihsel nedenlerde hem de şu anda bulunduğumuz sosyolojik ve siyasal nedenlerden dolayı bu sürecin mutlaka içinde olması gereken, hatta yönlendirici olması gereken şeyi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne aşkın bir mesele bu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesi değil sadece ikinci yüzyıl. İktidarıyla muhalefetiyle bütün siyasal partilerin meselesi. O yüzden biz bu bütün siyasal partilerde vakti zamanında siyaset yapmış kişilerin olduğu, hatta siyasetin içinde olmamış ama tek tek prestijli, itibarlı, kamuoyu tarafından bilinen kişilerin olduğu bir danışma kurulu oluşturduk. Herkesi bir masanın etrafında toplamak istedik. Tabii burada şöyle eleştiriler de aldık. Yani siz ikinci yüzyıldan bahsediyorsunuz ama topladığınız insanlar birinci yüzyılın birikimi. Yani bu insanlar daha işte yeniyi temsil etmiyor, eski. Evet, ama bu insanların hepsi akil insanlar. Yani biz birinci yüzyılın birikimini önce kucaklamak istedik. Yani bir yüzyıllık cumhuriyet deneyimi var. Burada görev almış, rol almış insanlar var. Bunların birikimleriyle oluşan bir akil adamlar masası oluşturmak istedik önce. Belki de siyasetin yapamayacağı nedir ne olabilir ki demiştim ya size. Belki bir masa etrafında herkesi buluşturabilmeyi başarabilmek. Mesela İYİ bunu başardı. Yani Türkiye'de işte sol siyasette yer almış kişiler,
sosyal demokrat dünyada yer almış kişiler, liberaller, muhafazakarlar, Kürt hareketinin önemli sembol isimleri, Aleviler, yani etnisite üzerinden bir tanımla yapacak olsa, merkez sağdaki insanlar, sosyalistler, AKP'den ayrılıp gelmişler. Bütün bunların hepsini bir araya getirmeyi başarabildi İYF. Tek bir ülke için, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına oturup konuşalım. Cumhuriyet nereye gidecek? Önümüzde nasıl bir yol haritası var? Bunlarla ilgili oturup konuşalım. Aynı masa etrafında buluşmayı başarabilelim. Bu Türkiye'nin kutuplaşma ikliminin de panzehiri. Yani biz şu anda sorunlarımızı konuşamıyoruz, tartışamıyoruz. Çünkü herkes bir kutbun tarafı, siyaset çok kutuplaştı, toplum çok kutuplaştı. İşte bu kutuplaşmaya karşı da bir panzehir İYV aslında. Bu kişiler bizim danışma kurulu üyelerimiz. Ama bu danışma kurulu üyelerimizin altında bir bilim kurulumuz var. Çünkü vakfın 6 tane temel çalışma alanı var. Ekonomik ve sosyal politikalar. Türkiye'nin yeni bir ekonomik modele ihtiyacı var. Güvenlik ve dış politika. Türkiye'nin yeni bir dış politika paradigmasına ihtiyacı var. Bu 5 deniz ülkesinde. Az önce anlattım, dünyadaki bu büyük güç kaymalarına göre potansiyel olarak küresel, bölgesel bir güç olabilecek bu ülkenin potansiyeli var. Bu potansiyeli kinetiğe çevirecek bir dış politika paradigmasına ihtiyacı var. Toplumsal barış önemli üçüncü çalışma alanımız. Türkiye'nin toplumsal barışa ihtiyacı var. Kürt meselesi, Alevilik, azınlıklar. Yani toplumsal barış dediğimiz zaman sadece Kürt meselesini konuşuyormuş gibi algılanıyor. Öyle değil. Daha geniş. Bugün kadın meselesiyle bir toplumsal barış meselesidir. LGBT'lerin yalnızlığı bile aynen bir toplumsal öyle barış aynen meselesi. Aynen öyle. Dediğiniz. Yeni hukuk düzeni bizim çalışma alanlarımızdan dördüncüsü. Türkiye'nin yeni bir hukuk düzenine ihtiyaç var. Bunu söylediğimiz zaman hemen bir yeni anayasa anlaşılıyor. Evet, anayasa da gerekli ama anayasayla başlayan ve anayasayla bitmeyen bir hukuk düzeni tasarımına ihtiyaç var. Kamu ihale kanununa kadar giden Türkiye'deki yeni cumhuriyetin yeni yüzyılını anlatabilecek dünyadaki eğilimlere uygun. Beşinci olarak iklim, tarım ve kuraklık bununla ilgili temel meseleler ve eğitim ve bilim teknoloji politikaları. Bu 6 tane temel alanda çalışacak bir bilim kurulumuz var bizim. Sonra bunları yatayından kesen sorunlar, işte sosyologlar, ilahiyatçılar, siyaset bilimcileri. Bunların altında da çalışma gruplarımız var. Bu çalışma gruplarımız genç akademisyenlerden. Bunlar oluşturuldu mu şu anda? Bir kısmı oluşturuldu, bir kısmı oluşturuluyor, devam ediyor. Daha çünkü daha bir aylık bir evet, şeyimiz çok yenisiniz, var. O yüzden çok yeniyiz. İşte göçle başlayacağız. İlk çalıştayımız göç olacak. Bu göçlerle ilgili bir yol haritası üretme niyetindeyiz. Bunlar ya yani burada işte bu yeni nesili işte mesela üniversitelerde örgütlenerek çok parlak öğrencilere araştırma bursları vererek bunlara burslar vererek yarı zamanlı vakıf içine çalıştırarak yeni nesillerle üniversitelerde kurduğumuz ilişkileri harekete geçireceğiz. Dolayısıyla bizim bir akil adamlar heyetimiz var. Çok önemli bir danışma kurulumuz, çok değerli ama bunun altında da çok dinamik bir yapımız var. Bir başka özelliğimiz biz proaktif bir iletişim dilinden yanayız. Biz yeni nesil bir düşünce kuruluşu olmak istiyoruz. Yani sadece geleneksel yöntemleri kullanıp işte bir otele kapanıp temel bir meseleyle ilgili panel yapıp çay içip pasta yemek değil muradımız. Tek onun başına yerine bunları da yapacağız elbette geleneksel yöntemleri de. Ama biz dijital mecraları kullanmak istiyoruz. Yeni neslin daha çok girdiği alanları kullanmak istiyoruz. Proaktif bir iletişim diliyle fikirleri yaymak istiyoruz. Yani sadece biz fikirleri ürettik. İşte bu web sayfamız, bu da raporumuz, hadi gelin buna bakın değil. Bu fikirleri örgütlemek, tartışmak, yaymak, bunun arkasında bir etrafında bir kamuoyu oluşturmak, bunun kadrolarını üretmek istiyoruz. Yani böyle bir proaktif şeyimiz var. İletişim stratejimiz de var. Özellikle daha profesyonel bakıyoruz. Bunu parti bana yapar diye beklenir ama yani Türkiye'deki mevcut siyasi partilerden evet, ya da en azından ilerici olanlarından bu beklenebilirdi belki bir dönem. Peki şimdi ikinci yüzyıl deyince zihinlerde kodlanmış özellikle son 20 yılda da gittikçe daha fazla altı çizilir olmuş bir mesele Cumhuriyet'in bir ne yazık ki beka sorununun konuşulduğu son yıllarda. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla sizin ikinci yüzyıl göndermeniz Türkiye'nin bir daha asla son 20 yıldaki gibi Cumhuriyet'in geleceğine dair bir endişeye kapılmayacağı bir yol, bir dönem yaşanmamasını da içeriyor mu?
Böyle bir gönderme üstü örtülü de olsa ya da açık şöyle, olsa var mı? Ben bu konuyla ilgili pozitif olan taraftayım. Yani insanlar son yaşadıkları siyasal gelişmeleri, ekonomik gelişmeleri değerlendirdiklerinde Cumhuriyet ve Cumhuriyet'in geleceğine ilişkin umutsuzluğa kapılıyorlar. Kapıldılar. Böyle çok insan var. Çevremizde görüyoruz. Araştırma şirketlerinin tanımlarına da girdi bunlar. İşte endişeli laikler, işte başka bir takım tanımlar. Doğru. Şimdi ben aslında tersini düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum. Cumhuriyet'in bu süreçten güçlenerek çıkacağını düşünüyorum. Neden? Buna inanıyorum. Çünkü 100 yıllık bir birikim içerisinde Cumhuriyet'in karşısında konumlanmış bütün yapılar Cumhuriyet'in ortak paydası haline dönüştü. Yani yayından önce de sizinle biraz konuştuk. Mesela Cumhuriyet kuruldu. İşte 1950'den sonra çok parti hayata geçilince yine böyle bir kaygı ortaya çıktı. Yani acaba işte düşünün ki 1950'de seçmen olmuş 18 yaşındaki bir insan daha 30 yıl önce Osmanlı vatandaşıydı. Ve şimdi siz o insana diyorsunuz ki gelin oy kullanın, gelin partinizi seçin. O hala padişaha minnet duyuyor. O hala Osmanlı vatandaşı tebaası gibi görüyor kendisini. Ama Cumhuriyet bu özgüveni gösterdi. Çok partili hayata geçtik. Bir takım çalkantılar oldu ama en nihayetinde biz o dönemeci aşabildik. Yine 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda radikal sol bu sürecin bir kenarından döndü. Yine 1980'den sonra mesela dışa açılarak Cumhuriyet dış dünyaya, küresel dünyaya eklemlendi. Onun sancılarını yaşadık. Şimdi bugün de siyasal İslam'ı tüketiyoruz aslında. Yani bir kere daha çevre merkeze geliyor. Bakınız ben bu vakıf çalışmalarında çok geniş kesimlerle konuştum. Şunu gördüm. Mesela muhafazakar arkadaşlar dediler ki biz şunu gördük Müslüm Bey. Cumhuriyet ve Atatürk'ün ve sekülerizmin ne kadar değerli bir şey olduğunu farkına vardık dedi. Şimdi bakın bu çok önemli bir şey. Bunu galiba toplumun bütün kesimlerinde, evet, daha önce bu değerlerle mesafeli olan pek çok kesimde gözleyebiliyoruz. Evet. Yani mesela galiba, laikler açısından da siz de dedi herhalde gerçek mütedeyyin bir insanın dinine ne kadar saygı duyulması gerektiğini keşfettiniz. İşte diyorum bakın Cumhuriyet'in yeni sentezlerinden biri bu işte. Şimdi ben bu işten Cumhuriyet'in güçlenerek çıkaracağını düşünüyorum. Cumhuriyet'in temel değerlerinin, yani üniter devlet yapısının, Atatürk'ün, Atatürkçülüğün, Atatürk'ün dünyasının, ufkunun, Cumhuriyet'in temel değerlerinin yeni bir konsensüs kaynağı olduğuna inanıyorum. Yani herkes buraya geldi, buraya gelecek. Şimdi bütün mesele bunu yeniden ihya edebilmek. Yani 100 yıl önce kurulmuş bu modeli 100 yıl sonra bir kere daha 21. yüzyılın koşullarında ihya edebilme meselesidir. Yani elimizde çok güçlü bir tarihsel birikim var, çok güçlü bir süreklilik var. Bu sürekliliğin üzerine bir yeni toplum sözleşmesi oluşturabilmektir. Yani yeni toplum sözleşmesinden kastım benim sadece bir anayasa değil. Ama anayasanın da ayaklarını yere bastığı yeni bir zeminin inşası. Yani mesela işte Alevilerle Sünniler arasında, Kürtlerle Türkler arasında, laikle muhafazakar arasında, kadınla erkek arasında, üretim modeliyle çevre arasında, emekle sermaye arasında bir New Deal inşa etme. Şimdi ben bunun koşullarının olduğunu görüyorum. Siyasetin yeni zemininin de bu olması gerektiğini düşünüyorum. Toplumun yeni zemininde, toplumun da buna hazır olduğunu, özellikle yeni kuşaklar bakımından hazır olduğunu görüyorum. Siyasetin bu kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı, ötekileştirici üslubundan kurtulabilir isek, sorunlarımızı oturup bir masa etrafında konuşabilir hale gelebilirsek bunu çözeriz. Bir de bu artık bir zorunluluk. Yani mesela 10 yıl önce bu zorunluluk değildi belki ama bugün bir zorunluluk. Çünkü konjonktür bunu dayatıyor. Bakın biz sanayi devrimini nasıl ıskaladıysak teknoloji devrimini de ıskalayabiliriz. Yani bunu bir kere daha ıskalama lüksü yok Türkiye'nin. Bir kere daha geri kalmaya lüksü yok. Türkiye'nin inanılmaz bir potansiyeli var. Şimdi şöyle düşünün Devrim Bey, bakın. Bir, Müslüman bir ülkesiniz ama laik bir ülkesiniz. İki, Orta Doğu'dasınız ama Batı İttifakı'nın içindesiniz. İşte Avrupa Birliği, NATO. Üç, hala demokrasiyle iktidarlarınız değişiyor. Yani çevrenizdeki ülkelere bakın. Dört, yaş ortancanız 32.7. Demokratik fırsat penceresiniz 2030'lara kadar açık. Ve doğru dürüst yeraltı zenginliği olmaksızın 800 milyar dolar üretim yapan bir müteşebbis sınıf var. Şimdi bakın
Türkiye inanılmaz bir model. 100 yıl önce bu model kurulmuş. Şimdi biz bu 100 yıl sonra bu modelin farkına vararak 21. yüzyılın bu büyük değişimlerini, büyük paradigmasal dönüşmelerini görerek kendimizi yeniden konumlayacağız. Yapacağımız iş bu. Şimdi 100 yıl önce kurulmuş bu modelin biraz önce epey sorunları var dediniz ve toplumsal barış sorunu sadece Kürt meselesinde değil, işte Alevilerle de ya da emekçilerle de, ezilenlerle de, LGBT'lerle de, kendini toplumda yalnız, öteki, ayrışmış, ezilmiş hisseden herkesin sorunu dediniz ama bir şey var ki o da aslında Kürt sorununun belki de Cumhuriyet tarihinin diğer sorunların da nedeni olan, pek çok sorunun nedeni olan bir sorun olması, öyle değil mi? Oradaki barışın sağlanamamasının. O konuda mesela bir daha asla çözüm adı altında parlamentoyu dışlayan bir takım böyle sinsi tüccar zihniyetiyle kazanmayı hedefleyen toplumsal açıdan sorunun kökeninden bir haber, sadece kısa vadeli siyasi çıkarlarla yürütülen bir çözüm süreci gibi süreçlerin olmaması, öyle saçmalıkların olmaması adına mesela İYEV siyasetin yapamadığı neyi yapabilir? Konuyu konuşabilir tabii ki. Konuşabiliriz, yazabiliriz, çizebiliriz, insanları bir araya getirebiliriz. Şimdi bakınız bu sorunla ilgili şöyle bir çok iyi bir başlangıç noktamız var aslında. Bakın bizim inanılmaz bir birlikte yaşama irademiz var. Yani ben bunu çok önemsiyorum. Yaklaşık 40 yıldır bir çatışma ortamı var ve kaç bin kişi öldü. Yani 50 bin, en son sayı 50 binlerdeydi. Bu çatışma ortamını biz 2 yıl Avrupa'nın ortasında herhangi bir ülkeyle yaşamış olsaydık ya da o ülke yaşamış olsaydı toplum çoktan ayrışmıştı. Şimdi biz Kürtlerle Türkler bu topraklarda bir arada yaşıyoruz hala. Her şeye rağmen, bakın her şeye rağmen diyorum. Her türlü provokasyonlara rağmen veya böyle tek tük olaylar dışında bir düşmanlık, bir ayrışma yok. Şimdi bu çok önemli. Yani biz birlikte yaşama iradesine sahibiz. Şimdi şunu da anlıyorum. 1699 Karlofça Anlaşması'ndan beri toprak kaybeden bir imparatorluğun ardılı bir ülke olarak sürekli bizi arkamızdan bıçaklıyorlar, bize ihanet ediyorlar kaygısıyla hareket eden bir güvenlik bürokrasisi olduğunu da anlıyorum. Yani böyle bir devlet kodu olduğunu da anlıyorum. Bunu da yanlış bulmuyorum. Yani bu böyle bir şey nasıl düşünülür? Bir bölünme korkusunu gözlüyorsunuz nasıl değil böyle mi? Bir şey, nasıl böyle bir şey var diye de şey yapmıyorum, bunu da ne derler, ya anlamsız bulmuyorum. Ama bunun bir paranoyaya dönüşmesinin Türkiye'ye yapılacak en büyük ihanet olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kürtler Türkiye'nin en büyük şansı. Bakın az önce bir model çizdim size. Şimdi gidin Kuzey Suriye'deki Kürt'e, Kuzey Irak'taki Kürt'e, İran'daki Kürt'e sorun. Bir plebisit yapın, deyin ki, siz burada Suriyeliyle mi, Iraklıyla mı, İranlıyla mı yaşamak istersiniz yoksa Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Türklerle mi? Bakın cevap %99 çıkar. Kimse, yani inanılmaz bir şeyimiz var burada, stratejik derinliğimiz var. Yani Türkiye Kürtlerle büyür, Türkiye Kürtlerle küçülmez. Yeter ki biz bunun farkına varalım. Ben bunu çok önemsiyorum. Yani bu 100 yıl önce kurulmuş bu model var ya, yani refah üreten, demokratik, seküler ve batı değerlerin içindeki bu modeli, hukukun üstünlüğünü esas almış bu modeli ihya eden, 21. yüzyılın koşullarında ihya eden bu modeli ayaklarının üzerine bir kere daha dikebilirsek bizim hiçbir problemimiz kalmaz. Yani çok, ben bu konuda çok netim. Ben de merak ediyorum çalışmalarınızı bu konuda. Önümüzdeki dönemde yine takip etmeyi sizi sürdüreceğiz. İlk faaliyet alanınız göç konusunda olacak, onu biliyoruz. Aralık'ta planlıyoruz yetiştirebilirsek. Yani göçü de şundan seçiyor, çok yakıcı bir sorun. Şunu düşünüyor musunuz siz de, Türkiye'ye yönelen kitlesel göçü hem Taliban sonrası Afganistan'dan hem de yıllardır Suriye'den. Bir emperyal merkezlerin ya da bir merkezin Türkiye'deki demografik yapıyı emperyalizmin uzun vadeli hedeflerine yönelik olarak yapay olarak yeniden şekillendirmesi. Bunu haklı görenler de var. Bu biraz, bakış açısına komplocu diyenler de var. Biraz abartılı bir yorum olarak, yani komplocu demek istemem, haksızlık etmeyeyim. Ama abartılı bir yorum olarak değerlendiririm ben bunu.
Şimdi bizim burada hani göçle ilgili çalışmak isteyişimizin ilk bu çalışmayı yapmak isteyişimizin en büyük nedenlerinden biri, şimdi bak Türkiye'nin içindeki yeni bir fay hattıdır bu göçmenler. Yani yaklaşık 4,5-5 milyon insan bu topluma entegre olmamış biçimde eklektik olarak yaşıyor. Kendi değerleriyle, kendi yaşam biçimleriyle. Ve her geçen gün karşılıklı bir ırkçılık gelişiyor burada. Bu bizim önümüzdeki 30 yılın, 40 yılın en önemli problemi olacak. Şimdi biz bu probleme nasıl bir çözüm üretebiliriz ilk önce merkezimize aldık. Çok yakıcı bulduğumuz için. Şimdi yeni göçler mesela bir, bunlar nasıl geri gönderilebilir? İki, üçüncü ülkeye nasıl gönderilebilir? Üç, bunların bir kısmı kalacak. Kalanlar nasıl entegre edilebilir? Çünkü entegre etmemenin maliyeti daha fazla. Dört, yeni göçler nasıl önlenebilir? Beş, bunun finansmanı nasıl sağlanabilir? Yani bu bizim sorunumuz değil ki, bütün dünyanın sorunu. Bunun hepsini Türkiye Cumhuriyeti'nin sırtına yüklemek doğru değil. Dolayısıyla Türkiye'nin şu anda bir göç politikası yok. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bir göç politikası yok. İktidarın da yok, muhalefetin de yok. Yani iktidar ölü taklidi yapıyor, muhalefette göndereceğiz diyor. Ama bunlar ne kadar rasyonel. Yani bunları bir aklı selim, oturalım, konuşalım. Dünyadan konuklarımız olacak. İşte sivil toplumu katacağız, siyasetçileri katacağız, akademisyenleri katacağız, konunun taraflarını katacağız ve böylece bir göç stratejisi oluşturmaya çalışacağız. Sonra bunu da hem iktidara hem muhalefete açmayı düşünüyoruz. Yani bu çok stratejik bir konu. O yüzden onunla başladık. Ama biraz önce saydığım bu 6 alanda 2022 yılında temel paradigma çalışmaları yapmak istiyoruz. Mesela yeni bir ekonomik model nedir? Ne olmalı? Bir dış politika paradigması nedir bu yeni dünyada? Ne olmalı? Türkiye'nin toplumsal barışı ile ilgili temel meselelere nasıl bakmalıyız? Ya da işte eğitim, bilim, teknoloji politikaları çok önemli. Yani Türkiye'de eğitim sistemi bir siyasetin parçası halinde ve siyasetler üstü olarak değerlendirmeli, uzun soluklu. Ya da mesela kuraklık, iklim değişikliği, bununla ilgili ne düşünüyoruz? Bununla ilgili temel parametrelere bakan, temel bir vizyon belgeleri oluşturan. Bunları kamuoyuna açacaksınız bu raporlarınızı, öyle değil mi? Ya da herhangi bir parti isterse, sadece kendi partiniz kim isterse, değil. Kim isterse, şimdi şöyle, biz bunları zaten proaktif olarak bütün siyasi partilere göndereceğiz. Onun dışında kamuoyuna açacağız. Şimdi bakın, vakıf kamusal amaçlar için kurulan bir organizasyon olduğu için üretimlerinin tamamı kamusaldır. Yani vakfın bireysel alanı değildir burası. Kamusaldır. Biz ortak aklı çalıştırarak bilimsel gerçeklikle elde ettiğimiz bütün ürünlerin hepsini kamuya açıyoruz. Yani kim istiyorsa, istemese de vereceğiz. Yani kimse bizden bir şey istemese de biz yine buluşturacaksınız vereceğiz. Onları tabii zaten. Doğru bildiklerimizi söyleyeceğiz, evet, anlatacağız, vereceğiz. Bir temel çerçeve oluşturmaya çalışacağız. Sizi merak edenler web sitenizden iev.org.tr iev.org.tr. Henüz iki gün oldu açılalı. Henüz iki gün oldu, iki gün önce açıldı ve sosyal medya hesapları da galiba. Onlar da dün çok açıldı. Çok yeni. Twitter'da, evet. Facebook'ta, Instagram'da. Onlar da çok yeni. İkinci Yüzyıl Enstitüsü Vakfı'yla sizi, evet, takip edebilecekler. Orada bizim vizyonumuz var, temel ilkelerimiz var, çalışma alanlarımız var, organizasyon yapımız var. Bununla ilgili temel belgelerimiz var, işte danışma kurulumuz var. Bunların hepsini görebilirler. Üretim sürecimize dediğim gibi Aralık ayında göçle beraber başlayacak. Biz de sizi takip etmeyi sürdüreceğiz. Sayın Sarı, Müslüm Sarı, çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Stüdyomuza geldiniz, yayınımıza katıldınız. Çok sağ olun. Çok mutlu oldum. Biz de sağ olun.